Dostlar merhaba, bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nintendo Switch'te Prince of Persia The Lost Crown nasıl olmuş ona bakacağız. Oyun yeni çıktı. Metroidvania bir oyun. Bu tarz hani platformer oyunlarını açıkçası daha küçük ekranda oynamayı tercih ettiğim için Nintendo Switch'te aldım. Birlikte deneyelim bakalım. Tabii ki ne yok, Türkçe dil desteği, ne altyazıda ne de seslendirmede var. Devam diyelim. Calibration diyor. Tamam, bu çok önemli değil. Altyazılar açık olsun. Bu da çok önemli değil. Evet. Oyun bayağı ilgi gördü. Ne diyor? Şimdi bu bir Metroidvania olduğu için şu mod rehber modu, hani nereye gitmeniz gerektiğini gösteriyor, daha kolay. Fakat bu mod daha keşife yönelik bir mod olduğunu söylüyor. Biz kolayı tercih edelim, rehberi tercih edelim. Buradan da savaşçıyı seçelim, normal zorlukta oynayalım, hiç kasmaya gerek yok. Çünkü keyif alacağımız bir oyun. Tabi oyun Switch'te pahalı. 1300 küsür lira çekti karttan. Japonya'dan mı aldım? Yani nereden aldım? En ucuz Japonya'daydı herhalde. 1300 küsür lira çekti. Ama bilgisayar tarafında tabi 800 ile 900 lira arası değişiyor aldığınız pakete göre. Evet, sinematik oldukça iyi gözüküyor. Performans olarak Switch'te. Onu görmek lazım. Evet. Tabi bu Ubisoft oyunu olunca almak için acele etmenize gerek yok bence. Kesin ucuzlayacaktır. Kontrolü bize verdi. Hatta şöyle yaklaştıralım. Yani oldukça iyi gözüküyor şu an. Tabi bilgisayardan iyi olamaz da. Switch şartlarına göre. Ne diyor? Where is Kayt? Evet, Kayt. Hmm.
Evet, vuruş da fena değil. Tabii bildiğim kadarıyla ben kullanmıyorum ama Xbox'ta Ubisoft oyunları geliyor. Yani yakın gelecekte belki bu da Game Pass'e gelebilir. Yani alırken onu da göz ardı edebiliriz. Tabii ben bu tür oyunları, platform oyunlarını genelde elde oynamayı severim. Hani PlayStation Portal'ım olsa muhakkak PlayStation'ı alırdım. Yani şöyle eğlenceli gözüküyor, hani oyunun sevildiği kadar varmış. Hemen hemen şu an tüm YouTuber'lar bunu oynuyor. Şu adam kaldı herhalde ya. Yani size şöyle göstermeye çalışayım. Bir tık blurlanma var. Hatta şöyle yapalım. Yani bir tık tabii Switch'ten kaynaklı, bakın siyah yerlerde blurlanma var. Çok net değil ama bu oynamaya engel mi? Switch sahibiyseniz değer, engel değil zaten. Bu tür şeylere alışık olmanız lazım. Tabi Rogali'den sonra Switch'te oyun oynamak zor geliyor. Çünkü Rogali'nin performansı Switch'te tabi karşılaştırılmaz. Çok fark var. Herkes tabi bu kadar taşınabilir konsola el atmışken MSI'nin de yakın zamanda çıkacak. Switch 2'nin sonbaharda çıkacağı söyleniyor. Hani özellikleri ne olacak? Nintendo yine kendisinin taviz verecek mi, yoksa yine 720p'de mi kalacak? Ama hiç zannetmiyorum yani. Rekabet Nintendo'yu da etkileyecektir. Ne yapıyor? Evet. Arkadaşlar da bir hepsini bildirelim. Ama böyle bir hep light vuruyoruz. Hani bir heavy vuruş yok. Onu ileride mi kazanacağız? Onların komutanı çok uzakta olamaz diyor. Tamam, bunu atalım. Bize bir şey verdi. Ne verdi? Evet. Şunu içelim, gücümüz artsın. Evet, benden şimdilik bu kadar. Sizlerle birlikte Last Crown'u denedik. Oldukça güzel, zevkli oyun gözüküyor. Dediğim gibi Switch'te biraz pahalı fakat bilgisayarda denenebilir. Ama Game Pass'i de yakın gelecekte muhtemelen gelir, Ubisoft oyunu olduğu için. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.